Bugünkü videomuzda size macOS X'in standart bir PC sistemi üzerine nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi başlamamız gereken temel nokta öncelikle ne yapmak istediğimizle alakalı. Bu ne anlama geliyor? Biz sadece Windows sistemleri mi kullanacağız, macOS sistemi mi kullanacağız yoksa her ikisini birden kullanmak mı istiyoruz? Tabii ki tek işletim sistemi bu saydıkların değil. Mac sistemlerini ve Windows sistemlerini, yani daha doğrusu Windows mimarisini aynı PC üzerine çalıştırma imkanımız var. Bunun için kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi bir bootloader kullanarak, bir EFI kullanarak x86 Project, bunun web sayfasını bulabilirsiniz. Bu web sayfası üzerindeki dosyaları download edip ve forumları inceleyerek x86 Project dahilindeki kurulum aşamalarıyla PC'nize bir macOS kurmanız mümkün. Bu macOS tam olarak bir macOS mudur, değil midir? Evet, tam olarak bir macOS'tur. macOS uyumlu programları çalıştırır ve bir PC donanım üzerine çalıştırır. Fakat burada PC donanım üzerine çalıştırması hikayesi Apple'dan tam olarak destek alır alamaz konusunda bazı şüpheler ve çekinceler vardır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bunun dışında macOS X'i nasıl çalıştırabiliriz? Emülatörlerle çalıştırabiliriz. Eskiden emülatörler bir işlemcinin instruction setini bir başka işlemcinin instruction setine çevirdiği için yeterli performansı sağlamıyordu. Fakat günümüzde artık Apple'ın da Intel mimarisini kullanması, yani x86 ya da x64 mimarisini kullanmasından ötürü artık VirtualBox gibi sistemler üzerinde istediğiniz sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü bu sistemler AMD veya Intel işlemcilerine göre tasarlandığı, aynı ya da yaklaşık aynı instruction setleri işlediği için sorun yaşatmaz. Bunun için VirtualBox'ı ben öneriyorum. Tamamen free, Oracle'dan indirebiliyorsun. Tabii VirtualBox'ın server editionları vesaire var. Sanal makine üzerine çalıştırmak için birden fazla yöntem bulunduğundan bahsetmiştik. Sanal makine üzerine ne yapabilirsiniz? Yine x86 Project ya da eğer kendinize güveniyorsanız bazı modifikasyonlar yapabiliyorsanız DMG dosyasını ISO'ya çevirip boot etmeye çalışabilir. Standart bir hard diskte HFS Plus disk alanı üzerine kurulum gerçekleştirmeniz mümkün. Fakat bizim burada ele alacağımız şey MySpaghetti ismini kullanan bir arkadaşın scriptini kullanmak. Bu script ne işe yarıyor? Sadece size enter'a basmanızı sağlayarak bir etkileşime giriyor ve size bir sanal makine oluşturuyor. Bu sanal makineyi oluşturması için bir Linux sistemi kullanmak akla gelebilir. Fakat ben bunu daha önceden Ubuntu'yu temel alan, Lubuntu denilen işletim sistemi üzerine denedim. Birçok parametre istiyor ve bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşıyor. Yani çünkü Windows'un kendi executable dosyalarına da ihtiyacı var. Tamamen Linux sistem üzerine VirtualBox varsa ve bunun üzerine bir sanal makine oluşturmak istiyorsanız, evet, bu scripti doğrudan root privilege'le, yani admin seviyesinde terminalde çalıştırarak bir sanal makine oluşturabilirsiniz. Fakat Windows tarafındaki sanal makineye Linux tarafından bir script oluşturmaya kalkarsanız burada fail ediyor. Bunun için script'i değiştirmeniz gerekebilir. Fakat biz böyle bir şeyle uğraşmıyoruz. Script'in kendi içerisinde bazı customization, yani özelleştirme alanları mevcut. Bu özelleştirme alanları ile ilgili olan kısmı MySpaghetti'nin web sayfasında İngilizce olarak bulabilirsiniz ve basit bir İngilizce ile bunu anlamanız mümkün. Bu neyi gösteriyor? Mesela Catalina kurmak istiyorsunuz. Yani macOS, Apple'ın son işletim sistemi, macOS'un son versiyonu kurmak istiyorsunuz. Catalina. Catalina için Catalina olarak bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Bir önceki için High Sierra çalışması yapabilirsiniz gibi gibi. İşte RAM'ini kaç yapmak istiyorsunuz? Ekran çözünürlüğünü ne kadar yapmak istiyorsunuz gibi. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi belli değişiklikleri standart bir text editör üzerinde yapma imkanınız bulunuyor. Şimdi MySpaghetti'den bahsettik. MySpaghetti Windows sistemini nasıl çalıştırır? MySpaghetti bir SSH script, yani bir kabuk scripti. Yani shell üzerinde çalışması gerekiyor. Shell üzerinde çalışması için elbette ki komut işlemcisini veya PowerShell'i kullanma şansımız yok. Çünkü PowerShell her ne kadar bazı Linux kodlarını içeriyor olsa da yeterli gelmeyecek. Bunun için bir sanal makine benzeri şekilde Microsoft'un WSL diye tabir etmiş olduğu Windows Subsystem for Linux dediğimiz bir bileşeni kullanmayı öneriyorum. Windows 7'de subsystem yok. Onun kendi ayarları içerisinde bir subsystem gözükmesine karşın bizim işimize yarayacak olan kısmı mevcut değil. Bundan dolayı eğer elimizde Windows 7 makine varsa Sigmin'i kullanarak benzer bir çalışma yapma imkanımız var. Ben bu kurulumu Sigmin üzerinde de denedim. Sigmin üzerinde de bazı hatalar verdi. Sigmin'deki verdiği hatalardan bir tanesi package'ların tam kurulumun olduğunu düşünmeme rağmen
package'ları lütfen yükleyin şeklindeydi. XXD denilen bir package var. Buna bir dependency var. Ve bu dependency dolayısıyla işlem yapmakta sıkıntı yaşadım. Fakat normal şartlar altında bu dependency'yi de kurduktan sonra bu işlemin de buradan yürüyeceğini düşünüyorum. Önemli olan burada Sigmin ya da WSL kullanmak, yani subsystem kullanmak değil, sanal makinede netice olarak macOS'u çalıştırabilir hale gelmek. Şimdi normal şartlarda Sigmin'de ya da Windows subsystem. Ha, Windows subsystemi nasıl kurabiliriz? Şu an ekranda görünen linkten indirmemiz mümkün. Microsoft Store'da Ubuntu ya da çalıştırmayı düşündüğünüz bir başka Linux versiyonu bir uygulama şeklinde yüklemeniz gerekiyor. Kulağa garip geliyor olabilir. Yani Microsoft Ubuntu'yu koskoca bir işletim sistemini kendi içerisinde uygulama olarak mı tanımlar? Evet, uygulama olarak tanımlıyor. Microsoft Store'a bağlanıp buradan Ubuntu'yu download edip bu subsistemin içerisinde kurduğunuz takdirde, daha doğrusu bunları beraberce entegre ettiğiniz takdirde bu çalışma söz konusu oluyor. Burada bir problemimiz yok. Bahsetmiş olduğumuz MySpaghetti scriptini indirme aşamasına geldik. GitHub üzerinde MySpaghetti denilen kullanıcının scriptini indiriyoruz. Orada güncellemeleri vesaire de var. Son sürümünü indirmenizi tavsiye ederim. Ufak bir uyarı veriyor. Zaten scripti kurduğunuzda ya da en başta size bazı uyarılar verirken bunu söylüyor. Diyor ki Windows'taki path ayarlarını doğru yapın. Bu klasörün altında VBX Manage denilen bir exe dosyası çalışıyor. Bu exe dosyasının gerekli işlemleri yapabilmesi için bu path tanımlamasını yapmanız gerekiyor. Path tanımlamasını nasıl yapıyoruz? Bilgisayarımı sağa tıklıyoruz. Ben Türkçe olarak anlatacağım için Türkçe söylüyorum. Yani My Computer da olabilir. Bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarından, özelliklerden gelişmiş sistem ayarları ve ortam değişkenlerine giriyoruz. Ortam değişkenlerine baktığımız noktada path ayarlarını görebilirsiniz. Daha önceden Windows ve System 32 ya da benzeri birkaç tane program bazen oraya path girebilir. Siz de oraya bir path eklemesi olarak Program Files, Oracle, VirtualBox eklemesini yapıyorsunuz. Şimdi Ubuntu'yu indirdik. 18 long term support, yani 18 uzun süreli destek olan versiyon Microsoft Store'dan indirilebiliyor. Eğer bunu kurduktan sonra DMG to image. Nedir DMG? Apple'ın kendi disk formatıdır. Yani kendi disk formatı derken sanal disk, ISO gibi düşünebilirsiniz. Bunu image dosyasına çevirmek gerekiyor. Image dosyasına çevirmek için bir tool var. Bu tool'un Windows versiyonu da var. Fakat manuel olarak bu dosyayı çevirmiyoruz. Script bunu kendi Linux ortamındaki versiyonu kullanarak yapıyor. Bunu yapabilmek için Ubuntu'nun içerisine bunu kurmamız gerekiyor. Ubuntu'da yaptığımız şey öncelikle paket indeksini güncellemek. Klasik olarak sudo, yani root position'a geçerek sudo apt-get update. Ondan sonra install dmg to img, img. Debian paketini yüklemek. Bu paketi yükledikten sonra işlemlerimize devam edebiliyoruz. Ne yapıyor? Script'i çalıştırdık. Script bayağı bir süre çalışıyor. Uzun süre dosya indiriyor. Şu an ekranda gördüğünüz mesela High Sierra Base sistemin imajı var. O imajı alıyor. Apple'ın orijinal official, yani resmi imajlarının resmi repozitörlerinden bu dosyaları çekiyor. Tıpkı Apple Store'da İmajları download etmek istediğiniz zaman, daha önceden kurmuş olduğunuz işletim sistemlerini download etmek istediğiniz zaman DMG dosyası çekiyorsunuz. Bunun gibi image dosyalarını çekiyor script'te ve belli bir statü dahilinde bunları yüklüyor. Fakat bunu yaparken eğer takılırsa, buna belki ileride daha detaylı olarak değineceğim ama takılırsa işlemci ile ilgili bir setup değişikliği yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili olan kısmı videonun sonuna bırakıyorum. Size script diyorken demiştim ya en başta, enter'a basmanız gereken birkaç tane nokta var. Enter'a basmanız gereken noktalardan bir tanesi şurada bir. Press enter when language window is ready. Yani macOS'un kendi dil seçme ekranı geldiğinde enter'a basın diyor. Buradaki senkronizasyonu yakalamanız önemli. Çünkü eğer bunu enter'la geçerseniz diğer tarafta VirtualBox'u kumanda edemeyeceği için istemiş olduğunuz işlemi yapamayacaktır. Şimdi buradan görsel olarak tekrar görelim. Bu uyarıyı gördüğümüzde eğer ekranımızda dil seçim ekranı varsa zaten enter'a basıp devam ediyoruz. Çok kısa sürüyor. Zaten İngilizce dilini seçiyor. Daha sonrasında utilities, yani uygulama penceresi geldiğinde tekrardan bunu yapın diyor. Bunu yaptığında terminal açıyor. Terminal açtıktan sonra terminale bir kabuk skripti yüklüyor ve macOS'un doğru şekilde install edilmesini sağlayacak uzun bir kod dizisi sağlıyor. Sol üst tarafta bu işlem bittikten sonra bir partition map oluşturuyor. Diski yapılandırmasını ve imajın kopyalamasını sağlıyor. Daha sonrasında sistem restart ediyor. Restart ettikten sonra aynı ekran devam ediyor. Ve tekrar
Yani tekrar dil ekranına geliyor. Artık kurulum ekranına geldiğini düşünüyoruz. Yani partitioning bitti ve dosyaları kopyalama, daha doğrusu işletim sistemi kopyalama kısmı başladı. Bu ekrana geldikten sonra aynı şekilde Enter'a basıyoruz. Yani terminal tarafında bastıktan sonra bu ekranı geçiyoruz. İkinci ekran olarak tekrar Utilities'i soruyor. Utilities ekranını geçtikten sonra terminal penceresine tekrar giriyoruz. Ve terminal penceresinde işlem yaptıktan sonra tekrardan açılış ekranına VirtualBox olarak düşüyor. Arada bazı hatalar görebilirsiniz. Bulunamadı, bilinmiyor, şöyle oldu, böyle oldu gibi Unix temelli birçok hata görebilirsiniz. Fakat bu hatalar eğer devam etmesini engellediyse bizim için problem değil. Netice olarak macOS gibi başlı başına özel bir donanımda çalışan sistemi farklı bir işletim sisteminin altında sanal ortamda çalıştırıyoruz ve her şeyin birebir uymasını bekleyemeyiz. Lakin genellikle Intel sistemlerde problem olmuyor. Intel sistemlerde macOS bir şekilde boot etmeyi başarıyor. Eğer siz bunu bir AMD sistem üzerine, ki ben de bunu bir AMD Ryzen 7 3700X sistem üzerinde denedim, bir problemle karşılaşıyoruz. Nedir problem? VirtualBox'ın kendi ayarlarında işlemci seçme default olarak bulunmamakta. Demin ki Manager, VirtualBox Manage vardı ya, oradaki exe dosyasının bazı parametrelerini kullanarak işlemci profili oluşturmamız söz konusu. Eğer açılış ekranlarından herhangi birinde macOS boot etmiyorsa, takılıyorsa, uzun süre beklediğiniz halde, eğer penceredeyse mesela hard disk hareketlerini vesaire görebilirsiniz, bir hareket yoksa, klasik bir program kilitlenmesi gibi beklemeyin ama eğer böyle bir şey söz konusu değilse o zaman bir komut daha vermemiz gerekiyor. Bu komutu normal komut isteminden, yani CMD ile verebiliyoruz. VirtualBox Manage Modify Virtual Machine, orada macOS yazan yere bizim sanal makinemizin adı her neyse onu yazmamız gerekiyor. Yani VirtualBox Manage gidecek, istemiş olduğum sanal makineyi bulacak ve onu, oradaki var olan CPU profilini değiştirecek. Ben Intel Xeon X 5480'lik 3.2 GHz diye bir profil. Bunu internetten buldum. Başka profiller de var şu an gördüğünüz gibi. Bu profilleri kullanarak açılmasını sağladım. Eğer Xeon istemiyorsanız i7'lerden birini tavsiye ederim. Fakat bunlardan hiçbir işinize yaramıyorsa veya gereğinden düşük bir performans alıyorsanız mutlaka başka parametreleri de değiştirmeye çalışın. Önemli olan konulardan bir tanesi de BIOS'taki sanallaştırma seçeneğini mutlaka aktif hale getirmek. Eğer sanallaştırma seçeneği BIOS'ta aktif değilse siz en başta zaten sanal makineyi boot edemezsiniz. Bunları da söylememiz gereken noktalardan bir tanesi. CPU profilini değiştirdikten sonra normal şartlarda belli bir süre yüklüyor, belli bir süre komutlar geçiyor. Klasik bir Unix açılışı gibi veya Linux'un kendi shell'i gibi açıldıktan sonra bizim Elma logomuz bizi karşılıyor ve Elma logosunu karşıladıktan sonra sistem açılıyor. Şöyle bir şey söz konusu. Oldukça kuvvetli bir sistemde bunu run etmeme rağmen, Ubuntu ya da başka bir Ubuntu versiyonunu kuvvetli bir şekilde emüle ediyor olmasına rağmen macOS'u çok hızlı çalıştırmıyor. Bunu görmek için Geekbench uygulamasını hem emülasyon ortamında hem de var olan MacBook Pro'mun üzerinde çalıştırdım. Şu an ekranda zaten bunun sonuçlarını görmektesiniz. Gördüğünüz gibi çok zayıf kalıyor. CPU profili olarak i7 ya da Xeon kullanmamıza rağmen bunlarda yüksek bir performans göstermediğini ifade edebilirim. Ayrıca var olan sistemim Ryzen 7 3700X'in kendi performans skorunu da buraya koyuyorum ki karşılaştırma imkanı olsun. Sadece bu konu CPU profilleriyle alakalı olmayabilir. Başka sebeplerle de emülasyon yeterli güce kavuşamıyor olabilir. Ayrıca video esnasındaki Oracle'ın versiyonu Guest Additions eklentisini Catalina için henüz desteklemiyordu. Bununla ilgili video dışındaki açıklamanın hepsi videonun altına da bırakmış olduğum şu adreste incelenebilir. Teşekkür ediyorum.